Gizem Alpaltaş geliyor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz de nereden geldiniz Gizem? Antalya'dan katılıyorum. Antalya'dan? Evet. Nasıl orada havalar? İstanbul gibi. Her zaman daha iyi. Aslında çok sıcak Antalya'da. İstanbul'a geldiğimde hani ilk üniversite zamanlarında bayağı bir kutuba geliyormuş gibi oldum. Antalyalıların genelde kaban, mont tarzı şeyleri olmaz. Hepsini buradan temin ettim biraz. Ne güzel. Onun dışında. Ne yapıyorsunuz efendim Antalya'da? Antalya'da tatil, yaşamak. Öyle mi? Bir işiniz gücünüz? İşim yok. Antalya'da yaşıyorum. İstanbul'da okuyorum. Ben de onu tahmin etmiştim. Biraz heyecanlandım. Onun için sordum, İstanbul'da hangi okulda? Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hukuk okuyorsunuz yani. Kaçıncı sınıftasınız? 3'e geçtim. Peki yarışmaya katılmak maksadı neydi? Yarışmaya aslında daha çok bu atmosferi yaşamak istedim. Tabii ödül kazanırsam iyi ve yurt dışında master'ımda yardımcı olmasını isterim. Kiminle geldiniz yarışmaya? Abimle geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Kenan Bey. Tanıyalım sizi. İsmim Buğra'nın Alpaltaş. Antalya'dayım, avukatlık yapıyorum. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Yıllardır çok başarılı bir şekilde yarışma sunuyorsunuz. Biz de ilgiyle, beğeniyle izliyoruz. İnşallah daha nice yıllar izleriz. Teşekkür ederim. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi Gizem? Evet. Peki, yarışma başlıyor o halde. Yapamayacağı işler için yapabilirmiş gibi konuşan kişinin hangisine kül bırakmadığı söylenir? Hangisinde kül bırakmadı? A. Bacada, B. Sobada, C. Mangalda, D. Fırında. Seyirciye sormak seyirciye istiyorum. Soruyorum hemen. Değerli seyircilerimiz, yapamayacağı işler için yapabilirmiş gibi konuşan kişinin hangisinde kül bırakmadığı söylenir? A. Bacada, B. Sobada, C. Mangalda, D. Fırında. Süre 10 saniye. Size de hatırlatayım Gizem, şimdi 3 saniyeniz var. Hemen cevap vermek durumundasınız. C. Evet, Mangalda. Demiş seyircilerimiz. Siz de diyorsunuz. Son kararınız değil mi? Son karar. Geldik ikinci soruya. Karikatürlerde eve geç gelen kocasını bekleyen kadınlar ellerinde genellikle hangisiyle çizilir? A. Kürek, B. Baston, C. Merdane, D. Levye. İyi ki tava yok. Ben de tava bekliyordum ama olmadı. Tava yoksa süre yine dikkat edin. Çabuk Gizem. Ben çok heyecan oldum. Telefon hakkımı kullanayım. Telefon joker hakkını kullanıyor. Son saniyede. Ve biz de jokerleri tanıyoruz. Telefonun öbür ucunda kimler var? Elvan Alpaltaş, Şenay Kurtcebe ve Egemen Mehmet Yürek. Şenay Kurtcebe. Arıyoruz. Efendim kimdir? Şenay Kurtcebe benim teyzem. Turizm işletme mezunu. Antalya'da o da. Bu soruyu biliriz. Bir şey daha hatırlatayım. Önemli. Tam bir saniyeniz var. Hı. Bu demektir ki yani süre biter bitmez hemen cevap vermeniz gerekir. Evet, çalıyor telefonu. Alo. Alo. İyi akşamlar Şenay Hanım. İyi akşamlar. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Kenan Bey, siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben deyim. Bir evet. Sorumuz olacak size, Gizem Alpaltaş soracak. Siz de eğer doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Peki, kolay gelsin. Buyurun Gizem. Karikatürlerde eve geç gelen kocasını bekleyen kadınlar ellerinde genellikle hangisiyle çizilir? A. Kürek, B. Baston, C. Merdane, D. Levye. Tekrar edeyim mi? Merdane. Merdane. C. Merdane. Son kararı. Biliyordum da yine heyecan. Ya.
çalışması zorluyor biraz Gizem. İki joker kullanarak İlk iki soruda iki joker. 1000 liranız var. Bakalım bundan sonrası nasıl gidecek? İnşallah. Nasıl gideceksiniz? İnşallah iyi gider, heyecanı biraz yendim. Bakalım. Evet, üçüncü soru geliyor. Doğada yön bulmak için kullanılan ve üzerinde N, E, W harfleri ve S harfleri yazılı olan aletin adı nedir? A. Dedektör. B. Pusula. C. Kronometre. D. Termometre. B. Pusula. Son karar. Dördüncü soru. Üzerinde sert düğmeleri olan yassı, lezzetli ve pahalı balık türü hangisidir? A. Torik. B. Kefal. C. Orkinos. D. Kalkan. Saniyeniz kaldı. Ne %50'yi yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Yanlış olan iki cevap seçeneği için. Orkinos ve kalkan kaldı. Kalkan. D kalkan son karar. Beşinci soruya geldik ama artık jokersizsiniz. Geliyor beşinci soru. Bir mitingde Allah'ı size emanet ediyorum dedikten sonra halka büyük sorumluluk yüklediği şeklinde esprili haberleri yapılan siyasetçi kimdir? A. Mesut Yılmaz. B. Kamer Genç. C. Tansu Çiller. D. Yıldırım Akçı. Yani sizi Allah'a emanet ediyorum diyeceğine. Sanki böyle yarışma koltuğunda oturuyormuş. Evet. Biraz heyecandan şaşırdım. Tansu Çiller. Ters söylemiş. Ters? Buyurun buyurun, düşünün, vaktiniz geçiyor. Bir fikrim. Yok mu? Evet. 3000 liranız var. Alıp çekecek. Çekilmek istedim. Son kararınız. Son karar. Kimmiş bakalım? Bir tahminde bulunur. Bulunacağım. Yani Tansu Çiller değil diye düşünüyorum. Size mantığında bir tahminde sanatmış. Eskili haberlerini yapan. Artık bulunun. Kamer yani, Genç. Kamer Genç. Değil. Neyse, sizi böyle en azından güler yüzle uğurluyoruz. Teşekkür ederim. 3000 lirayla beraber.